Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz yaklaşık sizleri bir hafta önce uyarmıştık. Demiştik ki bu öğrenciler okula gitmemeli. Şimdi birazdan o dair daha da ayrıntılı bir durumdan bahsedeceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi, kimler okula gitmemeli? ilk başta onu bir söyleyelim. Arkadaşlar, uzmanlardan uyarı geldi ve uzmanlar dedi ki, eğer ki öğrenci dedi grip ise, yani hapşurması varsa, burunları akıyorsa ve e, doktor kontrolüne gittikten sonra doktorun söylediğine göre ve özellikle doktora gitmese bile yine de böyle bir hastalığı varsa yani genel olarak grip ise öğrenci okula gitmemeli dedi. Tabii ki şimdi biz bunu dedik öğrencilerimize dedi ki e abi biz okula gitmeyeceğiz ama e, devamsızlık işlenecek ki bu konuda haklılar. Bu süreçte ne yapmaları gerekiyor? Arkadaşlar bu süreçte yapmanız gerekenler de şu. İşte bir doktora giderseniz ve doktor size gitmemenizi tavsiye ederse rapor yazarsa örnek veriyorum iki günlük bir rapor yazdıysa bu iki günün sonunda ve hastalığınız hala geçmediyse veliniz okul müdürünü müdür yardımcısını arayarak bu durumu söylemeli ve devamsız yazılmasını engellemeli. En azından raporlu yazılmasına. E devam edilmeli. Yani iki günlük rapor yazıldıktan sonra e, hala iyileşemediyseniz üstüne hiç doktora gitmeden veliniz e, müdürü veya öğretmeni arayarak bunun üzerine rapor yazdırmaya devam edebilir. O yüzden velinizin e, müdürü araması çok önemli. Daha doğrusu müdür yardımcısını araması bu süreçte çok önemli. Dediğim gibi eğer ki bakın böyle bir e, durumunuz var ise kesinlikle okula gitmeyin. Çünkü bu sadece ama sadece devamsızlık konusunda değil sınıfın tamamına bulaşma konusunda uzmanlar uyarıyor. O yüzden okula bu öyle bir durumunuz varsa kesinlikle gitmemeniz gerekiyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.